Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yine aslında boş koltuklara konuşacağız veya belki Sağlık Bakanı buralardaysa konunun muhatapları herhalde bizi duyar gelir. Çünkü biraz sonra Sayın Amcaoğlu çıkacak ve diyecek ki ben sağlıktan anlamam, cevap veremem bunlara. Ama ille ki biz bunları topluma anlatmak zorundayız. Konunun muhataplarına, teknik insanlara söylemek zorundayız. Onun için boş koltuklar da olsa biliyoruz ki toplumun gözü buradadır, bizi dinliyordur ve bunları gündem yapacaktır. Bizim sorduğumuz soruları onlar da başka türlü şekilde çoğaltarak sözümüz, sesimiz olacaklardır. Evet, ben ilk olarak bir takım değişik konulardan, sağlıkla ilgili konularda sorular soracağım ve bunlarla ilgili açıklama bekleyeceğim. İlk olarak ilaç eczacılık dairesiyle ilgili konuyu gündeme getirmek istiyorum. Bu kürsüden ben dahil birçok meslektaşım, bu kürsüde yer alan doktor arkadaşlar, ilaç eczacılık dairesinin son yıllarda içine düştüğü o çok kaotik, işte verimli çalışamama, hastaların ilaca ulaşamamasıyla ilgili verimsizliği hep gündeme getirdik. Ama buraya nasıl geldik? Nereden nereye geldik? Aslında bunu çok net bilmek lazım. 5 yıldır Ulusal Birlik Partisi ve koalisyon hükümeti devrededir ve yürütmededir ve görevdedir. Bu 5 yıl boyunca ilaca ciddi boyutta para ayrılmaması, bütçe ayrılmaması, ihalelerin zamanında yapılamaması, ilaç takip sisteminin bir şekilde kurulamaması, her nedense bu kadar gelişmiş bir teknoloji çağında ille de bir yerlerden bir program gelecek de kuracağız. Maalesef böyle bir akılla, böyle bir mantıkla davranıldığı için ilaç eczacılık dairesindeki aslında personel de, gelen müdürler de çok büyük bir baskı altına girmiştir. Görevlerini istedikleri şekilde yapamamışlardır ve sürekli oradaki personel de, müdür de bir taraftan hastayla karşı karşıya kalırken bir taraftan da aslında yöneticilerinin, bakanlarının, müsteşarlarının onlara neden bunu bulamadınız, neden bu ilacı getirmediniz, getiremediniz ama para yoktu. Ama yani bir şekilde böyle kısır döngü bir çalışma sistemiyle ilaç eczacılık dairesinde şu anda gelen nokta şöyledir Sayın Başkan, değerli vekiller ve Kıbrıs Türk halkı, özellikle de bu konuda çare bekleyen hastalar. Daha emekliliğine bir yıl kala yine Ulusal Birlik Partisi tarafından atanan müdür artık bu baskılara dayanamayarak istifasını, emekliliğini verdi ve ayrıldı. Onun alternatifi olacak olan, daha önce daha müdürlük yapan değerli bir arkadaşımız yine bu hükümetin ya onu beğenmemesi veya bir şekilde hani oradaki kargaşa ve kaosla ilgili kendine yetki, doğru dürüst yetki verilmeyeceğini düşünerek o da daha emekliliğine 5 yıl kala istifasını verdi ve ayrıldı. Şu anda gelinen noktada ilaç eczacılık dairesi tam bir kaos durumdadır. Polis raporları bekliyor. Örneğin şu anda bize Türkiye tarafından hibe olarak verilen aşılar, beşli aşılar bile yoktur. Çünkü bunu zamanında talep edecek organizasyon olmadı. Kaldı ki bu aşılar bize Türkiye tarafından hibe olarak veriliyordu. Böyle bir durumda bakanlık oradaki insanların, çalışanların morallerini düzeltecek, motive edecek, oraya doğru düzgün bir sistem kuracak şekilde liyakata dayalı. Liyakat ne demektir arkadaşlar? Bir konu ile ilgili eğer bir görev vereceklerse size, o konuda yeterli teknik bilginiz olacak, yeterli eğitiminiz olacak. O göreve uygun olacaksınız, o görevi yapabilecek durumda olacaksınız. Bu çok önemlidir. Eğer ki yöneticiler liyakata uymadan, keyfi bir şekilde kendi işte yandaşlarına veya kendi beğendiklerine bir görev vermek isterlerse, bir kurumda
veya ülkelerde, devletlerde maalesef adaleti bozarsınız, eşitliği bozarsınız, çalışma barışını bozarsınız ve daha da kötü sonuçlara gidersiniz. Şimdi ne oldu, ne yaptı bakanlık? Dedi ki ben buradaki, bu dairedeki kalan eczacı arkadaşları beğenmiyorum, yasa değişikliği yapacağım. Kamu sağlık çalışanlarından oraya doktor atayabilirim, psikolog atayabilirim, herhangi birini atayabilirim. Böylesine teknik bir dairede 1975'ten beri hep eczacılar tarafından yönetilen ve gerek ilaç eczacılık dairesinin gerek tüm kamu eczanelerinin ilaçlarını ihaleyle alan, bu ilaçları dağıtan, özeldeki ilaç alımlarına, özel eczanelerin, özel depoların ilaç alımlarına izin veren, zehirler kurulunun bünyesinde barındıran ve zehirler kurulunun da başkanlığını müdürün yaptığı, uyuşturucunun ve birçok ilaç tipinin, kozmetik malzemelerinin denetimini yapan bir eczacı olması gerekirken, çünkü eczacılık bilimi, eczacılık ilimi böyle bir ilimdir Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. İlacı eczacı bilir, ilacı eczacı kontrol eder. Evet, doktor da ilacı bilebilir ama doktor esas tedaviyi bilir. İlacın içeriğindeki çok detayları, zehirleri bilmez doktor. Bilemez de zaten, bilmesi de gerekmez. Zaten bilebilse ve öyle olsa eczacılık fakülteleri olmazdı. Eczacı yetiştirmek gibi bir durum olmazdı. Ama Sayın Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı tüm uyarılarımıza rağmen bir madde değiştirerek işte yasada olan illeki eczacı olması gerekir maddesini kaldırıp, eczacı olmasa da olur, doktor da olur, psikolog da olur, hemşire de olur, her şey olur. Yeter ki siz bize yetki verin, canımın istediği kişiyi atayalım diye bir maddelik ilaç eczacılık dairesinin yasasında bize, komiteye bir yasa gönderdi. Çok büyük bir mücadele verdik Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Oradaki sağlıkçı arkadaşlarımızla resmen son günlerde perişan edilen, itibarsızlaştırılan, itibarsızlaştırmaya çalışılan, çok ciddi sorunlar yaşayan, çoğunun şu anda iflas eşiğinde olan Eczacılar Birliği ile, Eczacılar Birliği oraya geldi, çok büyük bir mücadele verdi, onurlarına, mesleklerinin onurlarına sahip çıktı, meslektaşlarının onurlarına sahip çıktı ve böyle bir şeyi asla kabul edemeyiz. Eğer böyle bir şey yaparsanız tüm kurum ve kuruluşlarımızla Eczacılar Birliği istifa eder, bütün görevlerden de çekiliriz dediler. Biz de Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri olarak sonuna kadar gerek Sayın Bakan'a birebir, gerekse oradan gelen teknik arkadaşlarımıza, yönetici kadrolarındaki teknik arkadaşlarımıza anlattık. Böyle bir mücadele verdik. Şu anda bu yasanın bekliyoruz ki geri çekilecek ve oraya gerçekten liyakata uygun, o dairenin işleyişini bilen, o dairede yıllardır emek veren arkadaşlarımızdan birisi göreve getirilecek. Ben bunu özellikle topluma anlatmak adına kendimde, kendimizde biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak görev bildik. Çünkü aslında bu hükümetin ve özellikle de çok zor günlerden geçtiğimiz yolsuzluğun, çürümüşlüğün, yozlaşmanın ve daha birçok yok olmanın, yok olmayı yaşadığımız ve toplumun gerçekten de biraz önce dedi ki Sayın Kelle, topluma umutsuzluk çağrısı yapmayın, felaket çağrıları yapmayın. Nasıl yapmayalım? Toplum bizi her gördüğünde ne yapıyorsunuz siz? Niye sesinizi çıkarmıyorsunuz? Biz perişanız, siz oralarda nedir yaptığınız diye soruyor. Nasıl sesimizi çıkarmayalım Sayın Başkan, değerli milletvekilleri? O nedenle belki ileriki günlerde Sayın Sağlık Bakanlığı doğru yolu bulur. Liyakata uygun, dairenin iç işlerini bilen bir eczacıyı oraya müdür yapar ve o dairedeki çalışma barışını da bozmaz. Ama
benim de toplumun bir vekili olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi Ana Muhalefet Partisi'nin bir mensubu olarak evet bu konuyu gündeme getirme gibi bir sorumluluğum vardı tüm toplum adına. Evet, çok daha acı bir şeyden de bahsedeceğim burada. Yani gerçekten ben şoklarımı yaşadım ve inanılmaz çok telefonlar aldım. Sayın Çalışma Bakanı Sayın Galdiyanoğlu bir şeye demeç veriyor gazeteye ve diyor ki 90 yaşındaki bir adama karın doğum hapı yazıldı reçete sigortası kapsamında. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sigorta kapsamındaki ilaçlar içinde doğum kontrol hapı yoktur. Sayın Bakan bunu bilmiyor mu? Eğer öyle bir şey yazılmışsa kim yazdı? Daire içinden biri mi yazdı? Veya eğer yazılmışsa kim verdi bu ilacı? Bunun hesabı niye sorulmadı? Yani siz sigorta kapsamında olmayan bir ilacı çıkıyorsunuz ve eczacıların bu kadar çok üzgün, perişan, hala daha davaları sürüyorken diyorsunuz ki sigorta işte reçetesine doğum kontrol hapı yazıldı. Böyle adaletsizlikler, böyle yolsuzluklar oldu diyorsunuz. Hiç bilmeden, sormadan, anlamadan böyle bir şeyi dile getiriyorsunuz ki sigorta ilaçları kapsamında maalesef kadın doğumla ilgili sadece tedavi edici birkaç kalem vardır. Doğum kontrol hapı falan da yoktur. Bunu da buradan Sayın Bakan'a çok üzülerek yani bunu söylüyorum. Çünkü böyle bir hata gerçekten de olmaz. Eminim ki birçok insan aradı bizi. Eminim ki bu konu mutlaka Eczacılar Birliği tarafından da gündeme getirecektir veya başka kesimler tarafından. Ve yine sigortayla ilgili, ilaçla ilgili bir şey söylerken Sayın Bakanlar, gerek Sağlık Bakanı, gerek Çalışma Bakanı çıktı ve bize dedi ki hastanın işini kolaylaştıracak, artık kronik hastaların ilaçlarını bir aylık değil, 6 aylık yazacak. Böyle bir şey olmadı Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Hala daha hastaların ilaçları, kronik hastaların ilaçları 1 aylık yazılıyor. Eğer ki Sayın Bakanların bundan haberi yoksa lütfen bu konuyu araştırsınlar, öğrensinler ve ona göre gerekli düzenlemeleri yapsınlar. Aynı şekilde Sayın Sağlık Bakanı'nın çıkıp burada kürtaj yapılacaktır, işte talimat verdim dediği gibi, takip etmediği gibi aynı bu durumda öyle bir zihniyetle, öyle bir vizyonla, öyle bir keyfilikle maalesef bu ülke yönetilmeye çalışılıyor. Tam da bu en zor günlerden geçtiğimiz, topluma moral vermek zorunda olduğumuz, topluma çare üretmek olduğumuz günlerin içinde. Ve yine başka bir keyfilik Sağlık Bakanlığı'ndan. Uzun yıllardır, sanırım 2009'larda geçmişti bu, kamu sağlık çalışanları yasası altında yapılan kamu sağlık çalışanlarının nakil işlemleri ile ilgili usul ve esaslar tüzüğü. Sağlık çalışanı olan herkes bilir. Yorucudur, yıpratıcıdır, tüketicidir. Ve evet, belli bir müddet çok yoğun çalışan servislerde çalışmışsanız, acil servis olabilir, yoğun bakım olabilir, onkoloji olabilir. Hakkınız olması gerekir. Daha tecrübenizi konuşturacağınız ama iş gücü yönünden daha rahat olabileceğiniz yerlere gitmek. Aslında bu tüzükte, tam bu noktada adaletli bir şekilde insanların bir yerden bir yere, gerek hekimdir, gerek hemşiredir, gerek başka kamu sağlık çalışanıdır, nakillerini sağlamak için bir kuruldur bu. Ve bu kurulun içinde de en doğal şekilde o nakil olacak insanların sendikaları da vardı. 3 tane en çok üyeye sahip 3 sendikanın orada olması gibi bir yasa vardı. Tüzüktü bu. Yine maalesef Sağlık Bakanlığı keyfi bir kararla karar verdi ki sendikaların burada oy hakkı olmasına gerek yoktur. Yani ben sadece görüşlerini alırım ama oy haklarına
gerek yoktur. Benim hakkımdır istediğim kişiyi istediğim yere atamak. İşte liyakat, adaletlilik ve çalışma barışını bozmadan bir ülkeyi, bir bakanlığı, bir kurumu kuruluşu yönetmek böyle değildir Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Sendikalar orada denetleyici mevkidir, denetleyici kurumdur. Sendikalar orada gerçekten de sendikalarla çok çalışmış birisi olarak da bunu söylerim. Kesinlikle kamu yararını gözeten, personel yararını gözeten, onların haklarına zeval gelmesin diye uğraşan kurumlardır. Denetleme kurumlarımızdır bizim. Yani nasıl bir rahatlık, nasıl bir keyfilikle Sağlık Bakanlığı bir tüzüktür. Bu ben Bakanlar Kurulu'ndan bunu geçiririm. Kaldırıyor şeyi nakil tüzüğünden sendikaları ve ben bunu Bakanlar Kurulu'ndan geçirdim diyor. Ve orada yer alan hiçbir bakan da ona niye bunu böyle yaptın demedi herhalde ki bu yasallaştı ve geçti maalesef. Bu kürsüden en az 3-4 defa gündeme getirdim. Mausa Hastanesi, çok geniş bir alana hitap eden, çok ciddi şekilde hizmet vermesi gereken ve aslında veren de bir hastanemizdir. Mausa Hastanesi'nin son aylarda özellikle ciddi bir nöroloji sorunu vardır. Mausa Hastanesi sadece ikinci basamak bir hastane değildir. Çünkü dediğim gibi çok geniş bir alana hizmet verir ve Dipkarpaz'dan, Mehmetçik'ten, uzak yerlerden eğer gerçekten de ciddi bir hastalık geçiriyorsanız hayata tutunabilme adına Lefkoşa'ya gelmeniz çok kolay değildir. Mausa Hastanesi'nde bazı kritik tedavilerin yapılabilmesi gerekir. Nöroloji uzmanımız onkol kaldırıldı. Bir tanedir dendi, başka görevlere verildi ve nöroloji onkol orada yoktur. En az 3 veya 4 kez buradan Sayın Bakan'ı uyardım. Neden uyardım? Çünkü Lefkoşa Hastanesi'nde en az 13 tane nörolog vardır. Yani sağlığı yönetmek, insan kaynaklarını doğru yönetmek, insan kaynaklarını doğru yerde kullanmak bir yönetimin görevidir Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bunu yapmak zorundayız. Ne oldu? Göstere göstere geldi arkadaşlar. Göstere göstere geldi. Geçen günlerde yurttaşın biri, hastalardan birisi Mausa Acil Servis'e gitti. Oradaki pratisyen hekim beyin kanaması teşhisi koydu. Lefkoşa Hastanesi yerim yok, alamam dedi. Pratisyen hekimin sevk yetkisi yoktu. Hasta yine de Lefkoşa'ya gitti. Lefkoşa'daki acilden bu beyin kanaması değildir deyip evine gönderildi. Ve sonra ne oldu biliyor musunuz? Hasta şu anda özel bir hastanede ölümle savaşıyor beyin kanamasından. Eğer ki Mausa Hastanesi'nde bir nöroloji uzmanı olsaydı orada hemen ilk tedavisini yapardı. Ve o hasta da şu anda bu durumda olmazdı Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Yine çok buradan gündeme getirdiğimiz, geçen hafta Sayın Vekilimiz Ceyhun Birinci'nin de gündeme getirdiği, benim de gündeme getirdiğim, geçen yıl da gündeme getirdiğimiz tüberküloz vakaları. Diyoruz ki biz demiyoruz, uzmanlar söylüyor. Bu hastalıkla her gün buluşan uzman arkadaşlarımız söylüyor. Ülkemizde tüberküloz vakalarında bir artış var. Hem de riskli olan dirençli tüberkülozlarda, tedavi edilmesi zor olan, bulaştırıcı olan tüberküloz vakalarında ciddi bir artış var. Ülkemiz şu anda nereden geldiği belli olmayan, hiçbir tabii nüfus planlaması da yapmadığımız için birçok değişik coğrafyadan göç alıyor. Ve bu göç aldığımız coğrafyalarda maalesef savaşların olduğu, fakirliğin olduğu, sorunların yaşandığı ve tüberkülozun çok olduğu coğrafyalardır. Ve biz bunu kontrol altında tutmak zorundayız. Bunun da en basit, en efektif yolu ve tetkiki PPD dediğimiz deri altına yapılan çok basit bir işlemle bir testtir. Geçen sene de uyardık. Dediler ki PPD yoktur, bulamadık, alamadık. Hala daha bugün oldu ve geçtiğimiz hafta yine Tabipler Birliği SOS veriyor. Sizin diyor o yaptığınız tetkiklerde çıkan 12 vaka
doğru bir vakalar değildir. Çünkü kullandığınız yöntemler tamam değildir. Çok daha pahalı olan bir CRP testi kullanılıyor. Röntgen illeki isteniyor. Halbuki yani biz bunları, bu kaynakları da çok iyi kullanabilmemiz lazım. Ama maalesef Sağlık Bakanlığı bir türlü PPD testini almadı. Tabipler Birliği geçen günlerde bu uyarıyı yaptı. Ben de bu mecliste bir vekil olarak yine görev biliyorum ve bu uyarıyı tekrardan yapıyorum. Ve son olarak mecliste stenograflarla ilgili biraz önce Sayın Meclis Başkanı bir laf etti. Dedi ki doktor raporu tavsiyesi. Yani böyle bir şey yoktur Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Doktor raporu vardır. Doktor raporu tavsiye falan değildir. Rapordur. Ha, bu raporun da belli kuralları vardır. Eğer ki bu rapor 21 günü aşmışsa bunun kurul raporu gerekir. Yani bir doktorlar ekibinin oluşturduğu bir kurulun önüne çıkar hasta ve ona göre bir kurul raporu alınır. Bunu da özellikle buradan belirtmek istedim. Yani bu arkadaşımıza çok geçmiş olsun, çok saygı duyuyoruz, seviyoruz, konu o değildir. Ama doktor raporunun da ne olduğu, nasıl alacağıyla ilgili olarak da meclis olarak bilmek zorundadır. Ona göre doğru uygulamalar yapmak zorundayız. Teşekkür eder, saygılar sunarım. Teşekkürler Sayın Bakan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Çok söylemişimdir, çok söylüyoruz. Özellikle sağlıkta asla siyaset yapmayız. Birçok konuyu siz de buradan teyit edeceksiniz. Buralarda gündeme getirmeden ben sizinle veya bürokratlarınızla istişare ederim. Ya da bu ülkenin kamu kurumu niteliğindeki Tabipler Birliği ile, sendikalarla, konunun uzmanlarıyla. Onun için işte fırsatçı muhalefet sağlıkta çıktınız da bunları söylediniz. Kesinlikle reddediyorum. İlaç Eczacılık Dairesi'nde verdiğimiz mücadeleden, büyük tartışmalardan ve özellikle uyarılarımızdan sonra doğru yolu bularak iki tane orada liyakatla görev yapabilecek olan eczacı arkadaşlarımızla çalışmaya başlamanız ve onlarla istişare etmenizin haberini almak çok güzel. Teşekkür ederim. Öncesinde ikisiyle biz aylar önce konuştuk. Şimdi değil. Lütfen bunu böyle bilin. Söyleyeceğimi söyledim Sayın Bakan. Daha önce de bu konuyu sizinle konuştum. Toplumda, birliklerde, herkeste konunun aslında işin uzmanı olan, takip edenler nasıl olduğunu bilir. Ama dediğim gibi buraya gelmesine ve doğru bir şekilde orayı bir eczacının yönetmesine olanak sağlamak için yola çıkmanız güzel bir davranıştır. Teşekkür ederim. Yani hiçbir şikayetimiz yoktur. Umarım çok kısa bir süre içinde en doğru şekilde yapmanız gerekeni yapar. O bir maddelik yasa değişikliğini de komitemizden çekersiniz. Konuyu da Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, çok değerli Türk halkı, çok iyi biliyorum. Çünkü o komitenin bir üyesiyim. Ve elbette ki sağlığında içindeyim yıllardır. Keşke benim veya bizim yaptıklarımızı sorgulamadan önce 5 yıl öncesini sorgulamak yerine kendi Ulusal Birlik Partisi bakanlarının sizden önceki 5 yıldır hani oralardasınız ya, keşke onları sorgulasaydınız. Çünkü biz görevden gittikten sonra bir seçim yaşandı ve zaten halk gereğini yaptı. Kim bir şey yapmışsa yapmamışsa zaten sandıkta ortaya çıktı. Onun için bizi, beni değil, siz kendinizden önceki UBP Sağlık Bakanlarını, ki 5 yıl çok büyük bir rakamdır Sayın Bakan. 5 yıl bir seçim sürecidir. 5 yıl bir nesildir uluslararası literatürde. Onun için bize bir şey söylemeden önce onları bir sorgulayın, grubumuzda konuşun, bakanlar kurulunda konuşun. Ondan sonra çıkıp bunu yapıp yapmadınız dersiniz. Çünkü sağlıkta 5 yılda yapılacak çok şeyler var, kurulacak çok sistemler var. PPD konusunda uzun yıllar içinde bulunduğum Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, her makamında görev yaptım.
geçen hafta sizi uyarıyor. Tabipler Birliği halk sağlığını en üst düzeyde tutan, hiçbir şekilde siyaset yapmayan, halkı sağlıkla ilgili doğru bilgilendirmeye çalışan, içinde bulundurduğu uzmanlarıyla birlikte sürekli görüşerek, birçok uzman kesimle görüşerek topluma bilgi vermeye çalışan bir kurumdur. Ben belki buradan siyaset yaparım ki Tabipler Birliği gibi bir yuvadan, Tabipler Birliği gibi bir nosyondan gelen biri olarak sağlıkta siyaset yapmam Sayın Bakan. Tabipler Birliği sizi uyarıyor. Bir uyarıyı yapmak sağlıkta kötü bir şey değildir. Size önlem alın demektir. Eğer ki siz birçok bir hastalığa tanı koymak için doğru teşhisleri, doğru tanıları, doğru taramaları yaparsanız doğru veriye ulaşırsınız. Eğer bunu yapmıyorsanız, Tabipler Birliği de sizi uyarıyorsa verileriniz doğru olmayabilir. Samimi bir şekilde buradan sorgulamak benim görevimdir. Bizim Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak en önde gelen görevimizdir. Eğer ki konu sağlıksa, nakil tüzüğü, eğer ki çok değer veriyorsaydınız sendikaların orada olmasına, tıpkı bir maddecik değişiklik getirdiğiniz gibi komiteye, nakil tüzüğüne de bir maddecik bir değişiklik koyardınız ve onu yasal hale getirirdiniz. Sendikaların da orada olmasına olanak sağlardınız. Eğer ki söylediğiniz şekilde ise hukuk dairesinin görüşü, teşekkür eder, saygılar sunarım.